maddedeki fiyat artışları tüketiciye ulaşan ürüne de zam olarak yansıdı. Döviz kurlarındaki artış ve faiz kararları sonrası üretimde sıkıntılı sürece girildi. Maliyetler arttı ve ürünlerde üst üste astronomik zamlar geldi. Şarküteri işleten Kadir Berberoğlu, zamların fırsatçılıktan kaynaklandığını ileri sürdü. Şimdi e, biz halk olarak biraz fırsatçı bir millet olduğumuz için e, bu iş zeytinyağıyla başladı, ayçiçek yağıyla devam etti. Aslında Süt aynı süt, inek aynı inek, yem aynı yem. Yemci yemi pahalandırdı, inekçi malı pahalandırdı, sütçü de sütü pahalandırdı. O yüzden e, biz bize ediyoruz. Bize bizden başka eden kimse yok bu fiyat konusunda. E, marketler, büyük sektörler, genellikle bu halk artık zam mı kaldırıyor diye. Her gün yeni bir zam uyguluyor. 3 lira, 5 lira neyse. Ha çıkan bizim cebimizden çıkıyor. Ama şöyle bir şey var. Ee, 5 liralık malı 10 liraya da satabilirsin. 15 liraya da. 5 lira fazlayı sattığın zaman sen zaten resmi değil gayri resmi hırsız oluyorsun. Yani şu an en aşağı bir 1 kilo beyaz peynir 45-50 lira arası. Kaşar peyniri 600 gram 45 lira. Tulum peyniri Erzincan 75 lira. Biz bunu 2 ay önce, 3 ay önce 65 liraya satıyorduk. En basitinden biz zeytin, sele zeytini şu an kilosu 45 lira. 2-3 ay önce bunun kilosu 35 liraydı. Bu millet en fazla peynir zeytin yemez. Kendi iki tane yumurta kırar yer. Ama bunun devletin başındakiyle, devlettekilerle hiç kimseyle alakası yok. Dediğim gibi bu milleti en çok yine yapan bu millet. Yani bu milletten çalan yine bu millet. Senin cebinden ben çalıyorum, benim cebimden sen çalıyorsun. Mazotçu halktan çalıyor, halk mazotçudan çalıyor. Başka hiçbir şey yok.